Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Gençler 7. haftamızda problemleri noktalayacağız. Problemlerin ilk karma testiyle de bu videoda karşınızdayız. Abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz, kampa da devam ediyorsanız ne ala, başlayalım arkadaşların testimize. Şimdi bize ilk sorumuza demiş ki 4 tane yanlışın bir tane doğruyu götürdüğü 30 soruluk bir sınavda bir öğrencinin 13,75 neti vardır. Buna göre bu öğrencinin doğru cevapladığı soru sayısı kaç farklı sayı olabilir diye sorulmuş arkadaşlarım. Şimdi öncelikle sorumuzu yaklaştıralım. Ve diyelim ki bakın 4 tane yanlış bir tane doğruyu götürecek değil mi? Bizim doğru sayımız D ise, yanlış sayımız Y ise, Y'nin 4'e oranını biz doğru sayısından çıkararak neti hesaplayabiliriz ki bu net 13,75'miş. Şimdi elimizde böyle bir iki tane bilinmeyeni sahip olan bir denklem var. Peki ben bu denklemi nasıl çözeceğim? Nasıl çözmem gerekir? Önce şu bölü 4 biraz kafa karıştırıcı olabilir. Dolayısıyla ben bunun tamamını 4'le bir genişleteyim arkadaşlar. 4 doğru eksi yanlış eşittir. Şimdi 13,75 ile 4'ü çarpacağım. 13 ile 4'ü çarparsam 52 yapar. 4 ile 0,75'i çarparsam 3 yapar. Demek ki burası ne gelmesi gerekiyormuş arkadaşlar? 52 artı 3'ten 55 gelmesi gerekiyormuş. Pekala. Şimdi gençler gördüğünüz üzere 4 çarpı D eksi Y 55 ise mesela ben burada D'yi 14 seçip Y'yi de 1 seçip burayı 4 kere 14 56 1 çıkardım 55 sağlattırırım. Bir tane sağlayan değer bulduktan sonra gerisi basit. Bakın burası Y idi ya. Y'nin katsayısı kaç? 1. Dolayısıyla ben bunu 1 artıracağım. Burası 4 doğruydu. Burayı da 4 artırarak ilerleyeceğim. Yani 5. Yani 15 doğru 5 yanlışımız olarak da biz 13,75 net yapabiliriz. 4 kere 15 60. 5 çıkardım 55. 15 tane doğrum varsa eksi Y bölü 4 demiş ya, 5'i 4'e bölerseniz 1,25 yapar. Çıkardığınız takdirde 13,75 yapar. Sağlamasını da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Pekala. Şimdi bunu da hallettiğimize göre artık nasıl ilerlediğimizi de öğrendik ya. İlerletelim biz bunu. 1 arttırdım, 4 arttırdım. 1 arttırdım, 4 arttırdım. 1 arttırdım, 4 arttırdım diye gidiyor ama bu nereye kadar gidecek? Arkadaşlar 18'e 17 mesela son yazdığımızı alamayız. Neden alamayız? Çünkü 18 tane doğru 17 tane yanlışının olması imkansızdır 30 soruluk bir sınavda. Dolayısıyla bunları da sağlatmamız gerekiyor. 13'e 7 sağlar, 16'ya 9 yapılabilir. Sonuçta 30 sorumuz var, gerisini boş bırakmışızdır. 15'e 5 ve 14'e 1 yapılabilir. Dolayısıyla arkadaşlarım bizim burada doğru cevapladığımız soru sayımız 14, 15, 16 ve 17 olabilir. Yani toplamda 4 farklı sayı olabilir sevgili arkadaşlarım. Cevabımız Bursa'ydı. Geçtim ikinci soruma. SML Hoca öğrencisi Zeynep'ten eş kibrit çöpleri kullanarak aşağıda gösterildiği gibi bir ev tasarlamasını istiyor. Zeynep'e 25 tane kibrit çöpü verildiğinde şekil 1'de gösterilen yan yana en fazla 2 ev yapabiliyor ve 3 tane kibrit çöpü artıyor. Yani bunları yapabilmek için 25'ten 3'ü çıkardık, 22 tane kibrit çöpü gerekiyor. Zeynep'e 40 tane kibrit çöpü verildiğinde şekil 2'de gösterildiği gibi yan yana en fazla 3 tane ev yapabiliyor ve 8 tane kibrit çöpü artıyor. 40'tan 8'i çıkardınız, bu ev içinde 32 tane sevgili arkadaşlarım kibrit çöpü gerekiyormuş. Buna göre Zeynep'e eğer 548 tane kibrit çöpü verildiğinde aynı tasarımla en çok sayıda ev yaptığında kaç tane kibrit çöpü artar diye sorulmuş. Basit düşünmemiz gerekiyor. Başlangıçta eğer bir ev olmuş olsaydı sevgili arkadaşlarım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kibrit çöpü kullanacaktı. Diğeri için yanına şu duvar ortak olduğu için 10 tane koyması yetiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu duvar zaten ortak olduğu için oraya 2 tane daha koymak zorunda değil. Yani onar onar artıyor. 12, bir sonraki 22, bir sonraki gördüğünüz üzere 32, bir sonraki ev için 42. Yani dikkat ettiyseniz hep onun katından 2 fazla. Şimdi 548'i düşünelim. 548 tane kibrit çöpü verdik ya. 548'den önce onun katından 2 fazla olan ne var? 540'dan 2 fazlası olan 542 var.
Yani 542 tanesiyle evleri yapar. Geriye kalan hop 6 tanesi sevgili arkadaşlarım artık olan kibrit çöpleridir. Yani cevabımız denizli seçeneği olacakmış deriz. Geçtim 3. soruma. Asya bir gazetenin arasından bir yaprağını çıkarıp okuyor ve okuduğu karşılıklı iki sayfanın numaralarının 16 ve 27 olduğunu belirtiyor. İşte buna göre bu gazetenin sayfa sayısı acaba kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle klişe bir sorudur. Biliyorsunuz ki gazeteler şu şekilde büyük, örnek veriyorum, A3 kağıdını düşünelim, tamam mı? Bunlar bu şekilde basılır. Ortadan ikiye katlandığı zaman 4 tane sayfa oluşturur. Bunun arkasındaki, bunun hemen önü, burası ve bunun hemen arkasındaki sayfa olmak üzere. Varsayalım ki bizim 8 sayfalık bir gazetemiz var. Bunun arkasında 1 yazacaktır. En arka sayfasında doğal olarak 8 yazacaktır. Bunun hemen önünde 2 vardır. Bunun hemen önünde de 7 vardır. Şimdi dikkat ediyorsunuz. 1 ile 8'in toplamı da 9 yapar. 2 ile 7'nin toplamı da 9 yapar. Aradaki herhangi bir sayfayı çekip çıkarırsanız karşılıklı sayfalarda yazan sayıların toplamı 9'dur. Yani toplam sayfa adedinin 1 fazlası olmak zorundadır arkadaşlarım. Bu iki sayfanın karşılıklı toplamı. E şimdi düşünün, 16 ve 27 varmış. O zaman ben 16 ile 27'yi toplar isem 43 gelecektir. 43 bir fazlası, sayfa sayısının bir fazlası. O zaman cevap nedir? 42'dir diyebiliriz. Geçiyorum 4. soruma. Şekildeki B ve C bölümleri kare, diğer bölümleri dikdörtgen şeklinde olan bir evin her bir bölümünde farklı bir kişi kalmakta. Şekildeki dikdörtgen veya karelerin her birinin kenar uzunlukları da metre cinsinden birer tam sayıymış arkadaşlar. Alanı verilmeyen A ve B bölümlerinin, yani şunların, çevreleri toplamı sorulmuş. Şimdi tam sayı olması bize bunu çözdürecek. 35 ve 28'i düşünün. Bunların ortak bölenleri 7'dir. Dolayısıyla şuradaki uzun kenarlara ben 7'ye 7 diyeceğim. Yani burası da 7, burası da 7 olacak. Şimdi alanı 28 ise demek ki burası 4'müş ki 4 kere 7'den 28. Demek ki burası 5'miş ki 5 kere 7'den 28 gelmiş. Peki devam edelim şimdi. Bakın burası 22. 22'yi ben 2 çarpı 11 veyahut 22 çarpı 1 diye ayırmam gerekiyor. Burası 5, burası 4, 9. O zaman ben buraya 11, buraya 2 diyebilirim. Eğer burası 11 olursa karşılıklı iki kenar birbirine eşit olacağından burası 11. Şu verilenlerde 9 olduğuna göre demek ki burası da 2'dir diyeceğim ve şuraya da bana ne kalacak? 2 kalacak. Bu da cepte. Daha sonrasında devam edelim. 15'e göz atalım. 15 arkadaşlarım 1 kere 15 veya 3 kere 5 olarak ayrılacaktır. Peki hangisi? 3 kere 5 mi yoksa 1 kere 15 mi? Bir kere arkadaşlarım şurası 4, şurası da 2. Yani şu kısım 6 birim uzunluğunda. Dolayısıyla ben buraya 5, şuraya 3 diyebilirim ki 5 6'dan daha küçük. 5'e 3 oldu arkadaşlarım. Şurası da 3 ise, B ile C bölümleri de kare ise, bakın şurası 3 ise hop burası da 3, burası da 3, burası da 3. Böylelikle B bölgesinin çevresi 3 kere 4'ten 12 gelir. A bölgesinin çevresi de 7 7 14, 4 daha 18 gelir. İkisinin toplamı sorulmuş. Doğru cevabımız 30 olacaktır diyebiliriz. Yani cevap Denizli seçeneğinde mis gibi verilmiştir arkadaşlar. Devam ediyorum 138. sayfamdaki 5. soruyla. Bir ressam yaptığı bir resmi müzayedede 12 bin liraya satmıştır. Sanatçının sattığı eser satın alan kişi tarafından eğer ki başka birine daha satılırsa, yani birden fazla kez el değiştirirse, satılan fiyatın %20'si sanatçıya verilecektir. Niye? Çünkü o resmi o sanatçı yaptı. Diğerleri sadece bunun ticaretini yapıyor ama sanatçı bu işin sanat kısmını yaptığı için sanatçıya da ekstradan bir gelir elde ettiriyor diğer satışlar. NFT muhabbeti gibi. NFT'de de aynı muhabbet var. Ressamın sattığı resim bir süre sonra farklı bir müzayedede ekstraya satılmış ve sanatçının bu resimden elde ettiği toplam gelir 84 bin liraya ulaşmıştır. Buna göre resmin ikinci sahibinin bu resimden elde ettiği kar kaç liradır? Şimdi öncelikle bizim bu sanatçı ilk başta zaten 12 bin liraya satmıştı bu resmi. Yani 84 bin liradan 12 bin lirayı öncelikle bir çıkaralım ve diyelim ki 72 bin lira elde etmiş bu satıştan, ikinci satıştan.
Şimdi ikinci satışın %20'si ressamın cebine kalmıştı. Yani bu aslına bakarsanız %20'sidir. Peki diğer kalan %80'i kimin cebine kalmıştır? Resmin ikinci sahibine. Üçüncüsüne değil. Üçüncüsü veriyor zaten parayı. Resmin ikinci sahibine. Madem öyle, bu bunun 4 katı olduğuna göre 72.000'i 4 ile çarparım ve 288.000 lira para girmiştir derim resmin ikinci sahibine. Peki resmin ikinci sahibi 288.000 lira para aldı da cevap Denizli mi? Hayır. Çünkü resmin ikinci sahibinin bu resimden 288.000 lira bir geliri var şu an. Fakat bu resmi ilk satın alırken de 12.000 lira ödemişti. Dolayısıyla resmin ilk sahibini ödemişti. Ben bu 12.000 lirayı çıkarırım ve 276.000 lira geliri vardır derim resmin ikinci sahibinin. Cevabımız da Edirne seçeneği olur. Geçiyorum 6. soruma. Birbirine paralel ve aralarındaki uzaklık 7 metre olan iki koşu pisti üzerinde, pisti dik kesen aynı doğru üzerinde iki adet birbirine zıt yönde hızları toplamı 3/2 metre bölü saniye olacak biçimde aynı anda yürümeye başlıyorlar. Bakın şu bir pist, bu da ikinci pist. Bu pistler birbirine paralel ve bu pistlerin aralarındaki uzaklık ise 7 metre. Aynı doğru üzerinde, yani birisi burada birisi burada diyelim, tamam mı? Birisi şu tarafa doğru, diğeri de bu tarafa doğru. Hızları toplamı 1,5 metre bölü saniye olacak biçimde aynı anda yürümeye başlıyorlar. Aynı anda yürümeye başladıktan kaç saniye sonra aralarındaki mesafe 25 metre olur diye sorulmuş. Yani bir tanesi buralara bir yere gelecek, bir tanesi de buralara bir yere gelecek ve şu aralarındaki mesafenin kaç olmasını istiyor? 25 olmasını istiyor. Peki şuradaki mesafe kaçtı arkadaşlar? Şurası kaçtı? Hocam burası da 7 idi. Burası zaten birbirine dik olacak. 7, 25 demek ki şu kısmın kaç olmasını istiyor bizden? 24. Böylelikle 7, 24, 25 özel üçgenimiz ortaya çıksın. Şimdi aralarındaki mesafenin, yani yatay uzaklığın 24 metre olabilmesi için hızları toplamı 3/2 metre bölü saniyeydi. Ben bu 24 metreyi metre bölü saniyeye bölecek olursam metreler gider. Ters çevirip çarptığım zaman saniye gelir zaten elime. 24'ü 3'e böldüm 8. Ters çevirip çarptığım 16 saniye bizim cevabımız olacaktır. Doğru cevap Ceyhan seçeneği de verilmiş gençler. Geçtim 7'ye. %60'ı şeker olan bir miktar şekerli suya karışımdaki şeker miktarının %20'si kadar şeker, su miktarının %80'i kadar su ilave edilirse son karışımın su oranı yüzde kaç olur? Bakın 60K şeker varsa, 60K şeker ve 40K o zaman su vardır diyebiliriz. Çünkü %60'ı şekerse %40'ı sudur. Karışımdaki şeker miktarının, yani şunun %20'si kadar şeker ilave ediliyor. Peki bunun %20'si ne? 2 ile 6'yı çarpıyordunuz, hatırladınız mı? 12K kadar şeker ilave edilirse 72K şekerimiz olur yeni karışımda. Ve su miktarının %80'i kadar, yani şunun %80'i. 4 kere 8 32 mi? 32K'da su ekleniyormuş bu karışıma. Böylelikle 72K'da su olmuş olur. Gördüğünüz üzere şeker ve su miktarları yeni karışımda eşit oldu. Miktarlar birbirine eşitse su oranı veya şeker oranı hiç fark etmez. %50'si şekerdir, %50'si sudur. 50-50'dir yani. O halde cevabımız nedir? Edirne seçeneğinde verilmiştir. Devam ediyorum 8. sorumla. Eş kapasiteli 30 tane işçi birbirinden farklı sayıda iki gruba ayrılmışlar. Aynı işi 1. grup A bölü 3, 2. grup A bölü 2 günde. Şimdi bu A hem 3'e bölünecek hem 2'ye bölünecek ya. Dolayısıyla ben bu A'yı 6K olarak seçeyim. 1. grup aslına bakarsanız 6K bölü 3'ten 2K günde. Ve 2. grupta 6K bölü 2'den 3K günde bitirmiş olsun diyelim. Hangi grup daha hızlı bitiriyor işi? Yukarıdaki. Yukarıdaki grup daha hızlı bitiriyorsa işçilerin kapasiteleri eşit olmalarına rağmen, demek ki yukarıdaki grupta daha fazla kişi var. Ne kadar kişi var? 3x kişi bunda, 2x kişi bunda var. Neden? Çünkü bitirdikleri, yani işi bitirme süresiyle kişi sayısı ters orantılı. Madem öyle 3'ü buraya, 2'yi de buraya alırız. 3x işçi burada, 2x işçi burada varsa toplam 5x işçi etmez mi? Bu 5x işçi de 30'a eşittir. O halde x kaçtır arkadaşlar? 6'dır. Şimdi
Demek ki bu grupta gençler 18 kişi var. Bu grupta da 12 kişi var diyebilirim. Pekala, bana diyor ki aynı işin %50'sini kaç günde bitirir? Bakın 18 işçi. 18 işçi. Kaç günde bitiriyordu arkadaşlarım? A bölü 3 günde. A bölü 3 günde bitiriyorsa eğer, bir işçi kaç günde bitirir diye soracağız önce. Tabii bu bulacağımız nedir? İşin tamamını bir işçinin bitirme süresidir. Bulduğumuzu ikiye böleceğiz. İçler dışlar çarpım yapıyorsunuz. A bölü 3 bölü 18. Pardon, çok özür diliyorum. Doğru orantılı olarak saydık. Çok üzgünüm. Şununla şunu çarpıp, bununla da bunu çarpıp birbirine eşitliyoruz. Çünkü ters orantı var demiştik. 18 çarpı A bölü 3 eşittir 1 çarpı X. 3 ile 18 sadeleşti. 6 geldi. 6A eşittir X ise demek ki 6A günde bitiriyor bir işçi bir işin tamamını. Peki işin %50'si nedir? Yarısıdır. İşin yarısını kaç günde bitirir? Tamamını 6A günse yarısını 3A günde bitirir. Cevap da Edirne seçeneği olur. Ve devam ediyoruz son sorumuzda. Annesi Zeynep'in doğum günü için çilekli, muzlu ve vanilyalı bir pasta yapmıştır. Vanilyalı kısım, muzlu kısım ve çilekli kısım gösterilmiş. Bu pastanın çilekli, muzlu ve vanilyalı kısımları eşittir. Şimdi babası İsmail muzlu kısmın 3 bölü 4'ünü, annesi Irmak çilekli kısmın 1 bölü 6'sını ve Zeynep vanilyalı kısmın 1 bölü 12'siyle babasından kalan muzlu kısmın yarısını da aynı zamanda yemiş. Peki, o zaman biz şöyle düşünsek bunu. Vanilyalı kısma 24K, muzlu kısma 24K ve çilekli kısma 24K desek. Neden 24 diyoruz? 4, 6 ve 12'nin ortak katı aynı zamanda bir de yarısı demiş. Kalanın yarısı dediği için bir de onu 2 ile çarptım. 4, 6, 12'nin ortak katı 12. Bir de bunu 2 ile çarptım yarısını dediği için. Peki 24 dersek kolay olacak. Şimdi babası 3 bölü 4'ünü yemiş ya. Nerenin muzlu kısmın? 24K'yı 3 bölü 4'te çarptım. 4 ile 24 gitti. 6, 3 kere 6K'dan 18K geldi. İsmail 18K'sını yemiş. Geriye ne kadarı kalmıştır? 6K'sı kalmış. Annesi Irmak çilekli kısmın 1 bölü 6'sını yemiş. Yani 24K'nın 1 bölü 6'sı yenmiş arkadaşlar. 4K'sını yemiş. Geriye ne kadarı kalmıştır? 20K'sı kalmış. Zeynep vanilyalı kısmın 1 bölü 12'sini yemiş. Yani 24K'nın arkadaşlarım 1 bölü 12'sini hesaplayacağız. 12, 24 gitti. 2K'sını yemiş. Ve babasından kalan muzlu kısmın yani şunun yarısını yemiş. Artı 3K daha yemiş. Şimdi yenen kısımlar 18K, 4K, 2K ve 3K. Tamam mı? Kalan kısımlarda burada 3K kaldı. 20K kaldı. Burada da 22K kalmıştı. Buna göre bu 3 kişi tüm pastanın kaçta kaçını yemiştir. Yani yenen kısımlarla alakalı bir durum var. Topluyorsunuz arkadaşlarım. 18, 4 daha 22, 2 daha 24 ve 3 daha 27K yapar. 27K'sı yenmiş bu pastanın. Tamamı da 24, 24, 24, 72 yapacağı için tüm pastayı da 72K dedik. K'lar bir kere gitsin. 27 bölü 72. Üst tarafı 9'a bölün 3, alt tarafı 9'a bölün 8. Artık sadeleşemez. Cevabımız 3 bölü 8'dir diyeceğiz. Evet gençler, videomuzun ve testimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer videoda yani karma test 2'de görüşürüz arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.